2 Mart 1998 günü Avusturya korkunç bir vakaya ev sahipliği yaptı. Sabah saat 7 sularında okula gitmek üzere evden ayrılan 10 yaşındaki Natasha Kampusch arkasında hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Küçük kızın kayboluşunun ardından başkent Viyana'da yüzlerce polis ve gönüllünün katıldığı bir arama çalışması gerçekleşecek. Kısa süre içinde tüm ülke büyük bir çaresizlik ve korku hissedecektir. Gerçek olay yeri görüntüleri, kanıtlar ve psikiyatrik analizlerimle davanın tüm detaylarını sizler için derledim. İyi seyirler. O sabah 10 yaşındaki küçük Natasha annesiyle hararetli bir tartışma içinde. Artık büyüdüğünü ve okula tek başına gidebileceğini iddia eden Natasha, ne yazık ki ne kadar büyük bir hata yaptığının farkında bile değil. Anne ve babası resmi olarak boşanmamış olsa da uzun yıllardır ayrı yaşıyor. Natasha da düzenli olarak babasını ziyarete gidiyor. 2 Mart günü de Natasha babasının evinden yeni gelmiş. Annesi okulda başarılı olmalısın, sağlıksız beslenmemelisin tarzında söylemlerde bulunurken, baba ise bunun tam aksine güzel kızım canı ne isterse onu yapsın diyen bir adam. Her zamanki gibi iki ebeveynin farklı görüşleri arasında olan çocuğa alıyor. Bu okula tek başına gitme tartışması uzadıkça uzuyor ve Natasha'nın annesi sonunda pes ederek küçük kızın okula tek başına gitmesine izin veriyor. İlkokul öğrencisindeki 10 yaşındaki Natasha, daha önce okula yalnızca bir kez tek başına gitmiş. Büyüdüğünü ispatlamak için evden ayrılırken aklında annesinin ona yıllardır söylediği şu sözler var. Asla evden öfkeyle ayrılmamalı ve evden ayrılmadan önce ailene onları ne kadar sevdiğini her zaman söylemelisin. Çünkü bir gün geri dönemeyebilirsin. O sabah Natasha tıpkı annesinin söylediği gibi onu ne kadar sevdiğini söyleyerek okula gitmek üzere evden ayrılıyor. Fakat küçük Natasha okuldan dönmesi gereken saatte evde olmayınca ortalık karışıyor ve hemen bir kayıp ihbarı oluşturuluyor. Kısa bir süre sonra ortaya çıkan 12 yaşında bir görgü tanığı Natasha'nın bir adam tarafından beyaz bir minibüsün arkasına bindirildiğini söylüyor. Tabii anne ve baba başta olmak üzere küçük kızın tüm ailesi mahvolmuş durumda. Bu sırada polis ekipleri hiç vakit kaybetmeden tüm şehirdeki beyaz minibüslerin bir listesini çıkarıyor. Kayıp vakalarında ilk saatlerin hayati önem taşıdığından daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Maalesef bu vakada dedektiflerin elinde araştırılması gereken 1500'den fazla beyaz minibüs ve sorgulanması gereken bir o kadar araç sahibi var. Dolayısıyla bu altın değerindeki kısıtlı saatler beyaz minibüsü aramakla geçiyor. Dedektiflerin sorguladığı yüzlerce araç sahibinden biri de 36 yaşındaki Wolfgang Priklopil. Elektrik teknisyeni olarak çalışan Wolfgang, görmüş olduğunuz beyaz minibüsün de sahibi. Minibüsün arkasında Wolfgang'ın iş için kullandığı çeşitli inşaat ve tamir malzemeleri var. Bunun gibi yüzlerce beyaz minibüsü ve sahibini araştıran dedektifler, araçta şüpheli herhangi bir kanıt bulamayınca evden ayrılıyor. 8 gün sonra Wolfgang Priklopil hakkında bir ihbar alan ekipler bu kez evi aramak için tekrar geliyor. Evde yapılan aramada polislerin dikkatini çeken hiçbir ipucu yok. Dolayısıyla dedektifler bu kısa aramanın ardından evden ayrılıyor. Bilmedikleri şey ise gayet sıradan ve normal gözüken bu evin altında 10 yaşındaki Natasha'nın esir tutulduğu bir zindan oldu. Wolfgang evinin altındaki sığınağa 5 yıl boyunca büyük bir titizlikle çalışarak Natasha'yı esir alacağı bir zindana çevirmiş. Zindana ulaşmak için önce zemindeki gizli bölmeyi açmak, merdivenlerden aşağı inmek, duvarı kaplayan dolabı ve araba lastiklerini kenara çekmek, daha sonra da duvara yerleştirilen çelik kasayı duvardan çıkarmak gerekiyor. Çelik kasanın arkasında ilk bakışta beton bir duvar gibi gözüken 150 kilogram ağırlığında gizli bir kapı var. Bu kapı da açıldıktan sonra sürünerek Natasha'nın esir tutulduğu ses geçirmeyen 8 metrekarelik hücreye ulaşılıyor. Bir yatak, bir lavabo
bir masa ve bir klozetin olduğu bu hücreyi Wolfgang tam 5 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışarak inşa etmiş. 2 Mart 1998 gecesi dış dünyayla herhangi bir şekilde iletişim kurmanın mümkün olmadığı zifiri karanlık ve böceklerin istila ettiği bu hücrede Natasha'nın geçireceği ilk gece. Henüz 10 yaşındaki küçük bir kızın böyle bir ortamda ne kadar korktuğunu düşünmek bile çok üzücü. Natasha'nın neler yaşadığından elbette tüm detaylarıyla bahsedeceğim. Fakat önce 2 Mart sabahı yaşananları daha yakından inceleyelim. Natasha Kampusch'un o sabah okula tek başına gitmek üzere evden ayrıldığından bahsetmiştim. Küçük kız okula doğru 2 kilometrelik yolculuğunun henüz başındayken yol kenarında beyaz bir minibüs görüyor. Aracın hemen yanında duran adamdan sebepsiz bir şekilde korkan Natasha yolun karşısına geçip karşı kaldırımdan yürümek istiyor. Fakat küçük kız içindeki bu korku hissini korkaklık olarak görüyor ve artık büyük bir kız olduğunu kendine ispatlamak için beyaz minibüsün yanından yürümeye karar veriyor. Ne yazık ki bu karar kısa süre sonra Natasha için hayatının en büyük hatasına dönüşecek. Natasha cesaretini toplayıp minibüsün yanından geçerken aracın kapısı açılıyor ve Wolfgang Picklopil hızla Natasha'yı yakalayıp minibüsün arkasına atıyor. Küçük kız neye uğradığını anlayamadan olay yerinden uzaklaşan Wolfgang, 5 yıldır ilmek ilmek işlediği şeytani planını uygulamaya son sürat devam ediyor. Natasha çok zeki bir kız ve henüz 10 yaşında olmasına rağmen onu kaçıran kişi hakkında bilgi edinmek için saldırgana ayakkabı numarası, göz rengi gibi sorular soruyor. Fakat saldırgan onu birilerine teslim etmesi gerektiği, adamların buluşma yerine gelmediği, küçük kızın üzerinde konuştukları her şeyi kaydeden bir verici olduğu gibi anlamsız cümlelerden başka hiçbir şey söylemiyor. Aslında bu garip sözlerin bir anlamı var ama onu da birazdan açıklayacağım. Hızlı bir yolculuğun ardından beyaz minibüs müstakil bahçeli bir evin önünde duruyor. Wolfgang mavi bir battaniyeye sardığı küçük Natasha'yı hızla eve sokuyor. Küçük kız nerede olduğunun, kim tarafından kaçırıldığının farkında bile değil. Tek anlayabildiği, tanımadığı bir adamın kucağında merdivenlerden aşağı indiği. Bu merdivenler onu ailesinden, arkadaşlarından ve özgürlüğünden ayıran merdivenler. Natasha'yı büyük bir özenle inşa ettiği hücrede zifiri karanlıkta bırakan Wolfgang hızla yukarı çıkıyor. O esnada Natasha içinden 60'a kadar saymaya başlıyor. Küçük kız zindanda geçirdiği dakikaları saymaya çalışıyor. Fakat bu 8 metrekarelik cehennemde geçireceği süre dakikalar, saatler ya da günlerle ölçülemeyecek kadar uzun olacak. Viyana'nın tüm sokaklarında, televizyonlarında, radyolarında küçük kızın nerede olduğu konuşulurken 1998 yılının 2 Mart günü, yani Natasha'nın esaret altındaki ilk günü sona eriyor. Takvimler 2 Mart 1999 gününü gösterirken Natasha Kampusch'un kayboluşunun üzerinden tam bir yıl geçmiş ve dedektifler hala küçük kızın nerede olduğuna dair hiçbir ipucu elde edememiştir. Kabus gibi geçen bu bir yıl boyunca saldırgan 8 metrekarelik hücrede çeşitli geliştirmeler de yapmıştır. Sürekli karanlıkta kaldığı için gece gündüz algısı bozulan Natasha'nın hücresine otomatik bir ampul yerleştirir. Böylece ampul akşam belirli bir saatte kapanınca Natasha gece olduğunu anlayabilecektir. Ayrıca Wolfgang Natasha ile evin üst katından iletişim kurabilmek için hücreye bir de interkom cihazı kurar. Küçük Natasha'nın en büyük korkusuysa Wolfgang'ın bir şekilde ölmesidir. Eğer saldırgan herhangi bir nedenden dolayı hayatını kaybederse Natasha adeta piramitlerdeki bir mumya gibi küçücük zindanında yıllar boyunca çürüyecektir. Elbette yerin onlarca metre altında bir zindanda yaşamak çok zor şartlara adapte olmayı gerektirir. 11 yaşındaki Natasha, nem, rutubet, böcekler, kanalizasyondan akan su gibi etkenlerle başa çıkmaya çalışırken zihnine saldıran bir başka düşmanı daha vardır. Hücreyi havalandırması için Wolfgang'ın kurduğu fan. Eminim duvar saati, pervane, fotokopi makinesi gibi sürekli aynı frekansta ses çıkaran cihazlardan daha önce rahatsız olmuşsunuzdur. 8 metrekarelik hücrenizde boğulmamanız için muhtaç olduğunuz bir fanın günler, aylar boyunca hiç durmadan aynı sesi çıkarttığını düşünün. Gerçekten insanı çıldırtabilecek.
Natasha türlü zorluklarla yaşama tutunmaya çalışırken dışarıda hayat akıp gitmeye devam etmektedir. Artık polis merkezlerini arayıp Natasha'yı gördüğünü söyleyen insanların sayısı iyiden iyiye azalmış, yüzlerce belki binlerce ihbarı takip edip elleri boş dönen dedektiflerin umutları tükenmiştir. Dedektifler aileye kızlarının muhtemelen öldürüldüğünü, sembolik bir mezar taşı dikip hayatlarına devam etmelerini bile tavsiye etmişler. Natasha'nın zavallı ailesi doğal olarak berbat durumda. Babası özel bir dedektif tutarak kızının kayboluşunu araştırmasını istiyor. Dedektif yaptığı çalışmalar sonucunda Natasha'yı annesinin öldürdüğünü söylüyor. Bir anne için daha kötü ne olabilir acaba? Canından çok sevdiği kızı bir yıldır kayıp ve mahkemede kızını öldürmediğini ağlaya ağlaya anlatmaya çalışıyor. Herkes umudunu kaybetmiş, öldürüldüğünü ve cesedinin bile asla bulunamayacağını düşünürken Natasha Kampusch kanlı canlı bir halde Wolfgang Prinklopil'in esareti altında yaşama tutunmaya devam ediyor. Henüz 11 yaşında olmasına rağmen hayatta kalabilmek için çeşitli psikolojik taktikler geliştirmiş ve Wolfgang'ın zihnini manipüle etmeye başlamış durumda. Esaret altında geçirdiği uzun zamana rağmen bir gün özgürlüğüne tekrar kavuşacağına dair umudunu hiç kaybetmeyen Natasha, saldırgandan kendisine matematik testleri getirmesini rica ediyor. Tabii testleri kontrol etmekte Wolfgang'a düşüyor. İlk bakışta basit bir hamle gibi gözükebilir, fakat psikolojik olarak esaret altındaki birinin kendi cevaplarını onu alıkoyan kişiye kontrol ettirmesi, aslında Natasha'nın da Wolfgang üzerinde çok derinlerde de olsa bir kontrol kurmaya başladığını gösteriyor. Hatırlarsanız 2 Mart 1998 günü, yani Natasha'nın kaçırıldığı gün, Wolfgang'ın dinleme cihazları gibi bir takım anlamsız şeylerden bahsettiğini söylemiş ve bunların ne anlama geldiğini açıklayacağım demişti. Wolfgang'ın böyle gerçek dışı düşünceleri var. Kendisinin bir Mısır tanrısı olduğuna ve özel bir görev için dünyaya gönderildiğine inanıyor. Elbette kişiyi bizzat ciddi bir şekilde muayene etmeden teşhis koymak mümkün değildir. Fakat deneyimlerime dayanarak Wolfgang Prinklopil'in paranoid şizofreni hastası olduğuna neredeyse eminim diyebilirim. Peki ne demek bu paranoid şizofreni? Kısaca açıklayayım. Kişilerin gerçeklik algısını sık sık kaybettiği, halüsinasyon ve sanrılar deneyimlediği, genellikle kendilerini çok önemli ve değerli gördükleri, bu dünyaya bir misyon için gönderildiklerine inandıkları bir hastalıktır. Genellikle erkeklerde kadınlara oranla daha sık görülmekte olup, yoğun olarak 20 ile 30'lu yaşlarda teşhis edilir. Elbette bu söylediklerim, tüm paranoid şizofreni hastalarının Wolfgang gibi saldırganlar olduğu anlamına kesinlikle gelmiyor. Yalnızca hastalığın karakteristik özelliklerinden bahsediyorum. Bu küçük psikiyatri dersinden sonra konumuza geri dönelim. On yaşındaki Natasha Kampusch'un kayboluşunun üzerinden artık tam 3 koca yıl geçmiştir. 8 metrekare hücresinde her türden istismara ve şiddete maruz kalan küçük kız 13 yaşına gelmiş ve hala 2 Mart 1998 günü kapatıldığı zindandan bir an olsun çıkmamıştır. Herkes küçük kızın öldürüldüğüne inanırken annesi her gün ağlayarak Natasha'nın fotoğraflarına, kıyafetlerine, oyuncaklarına sarılıp bir yerlerde yaşadığından emin olduğu kızına kavuşmayı umuyordur. Geçen bu 3 yıl boyunca Natasha ve Wolfgang'ın arasında garip bir bağ oluşmuş, ikilinin birbirlerine uyguladığı manipülasyon teknikleri sıra dışı bir hal almıştır. Natasha yaşama tutunmak için Wolfgang'a duyduğu öfkeyi dizginleme yolunu seçmiş ve saldırganı affetmiştir. Bu şekilde Wolfgang'ın kendisini öldürmemesini amaçlayan Natasha'nın psikolojik taktikleri işe yarar ve 3 yılın ardından saldırgan ilk defa Natasha'yı evin üst katına çıkarır. 10 yaşında savunmasız küçük bir kız, 36 yaşında bir adamı akıl oyunlarıyla alt etmiştir. Fakat ikilinin zihinlerinde oynanan bu satranç oyunu henüz yeni başlamıştır. Natasha'yı üst kata çıkarıp ev işleri yaptıran Wolfgang, küçük kızın üst katta olduğu her an tüm perdeleri kapalı, kapıları da kilitli tutar. Evin tüm pencerelerinde ve kapılarında patlayıcılar olduğunu söyleyen Wolfgang'ın ayrıca ileri düzeyde bir temizlik takıntısı vardır. Wolfgang'ı çıldırtan şeylerden biri küçük kızın ağlaması. Muhtemelen saldırganın Natasha ağlarsa birilerinin duymasından korktuğunu düşünüyorsunuz. Ama Wolfgang'ın endişesi
Natasha'nın gözyaşlarının fayanslarda leke bırakma ihtimali. 10 yaşında bir kızı kaçırıp 3 yıl esir alıyor ve eyvah ya bu kızı ağladığında fayanslarım lekelenirse diyor. Gerçekten inanılmaz. Wolfgang bu temizlik takıntısından dolayı Natasha'yı tüm evi santim santim temizlemeye zorlar. Yine aynı sebepten ötürü küçük kızın saçlarını düzenli olarak makineyle keser ve üst katta olduğu süre boyunca kafasına poşet geçirmeye zorlar. Eşyalarda parmak izi bırakacağı için hiçbir şeye dokunmasına izin verilmeyen Natasha'nın temizlik görevine zamanla yemek yapma ve sofra hazırlama görevleri de eklenir. Ne yazık ki Natasha yaptığı yemeklerden neredeyse hiç yiyemez. Saldırgan küçük kıza yalnızca 2-3 günde bir havuç, bir elma ya da bir dilim ekmek verir. Eğer yeterli beslenirse Natasha'nın kaçmak için ihtiyacı olan fiziksel güce kavuşacağını düşünen Wolfgang, açlık, susuzluk, uykusuzluk gibi silahlarıyla her geçen gün Natasha'yı daha da zayıf düşürmektedir. 13 yaşındaki Natasha yalnızca 30 kilo, sürekli uykusuz, bitkin ve yorgun bir halde yaşama tutunmaya çalışmaktadır. Ne var ki Wolfgang'ın sıra dışı davranışları bunlarla da sınırlı değil. Küçük kıza bir yandan her türlü eziyeti uygularken bazen ona matematik dersleri verip bazen de uykuya dalana kadar masal okuyor. Esaret altında günler, aylar, yıllar geçiren zavallı Natasha'yı yaşadığı bu korkunç kabusta Stockholm sendromu adında bir sürpriz beklemektedir. Kaçırılan, şiddete ve istismara uğrayan kişinin kendisini bunları yapan kişi ya da kişilere aşk, sevgi, sempati gibi duygular beslediği psikolojik bir durumdur bu. Eminim birçoğunuz da daha önce duymuşsunuzdur ama bu duruma tıp literatüründe neden Stockholm sendromu dediğimizi bilmiyor olabilirsiniz. 1973 yılında Stockholm şehrinde bir banka soygunu gerçekleşti. İki soyguncu banka görevlilerini 6 gün boyunca rehin aldı. Bir süre sonra rehinelerin soyguncularla kurduğu derin empati ve işbirliği fark edildi. Nihayet 6. günün sonunda polis ekipleri tarafından soyguncular yakalandı. Fakat rehineler soygunculara karşı tanıklık etmeyi reddetti. Hatta bu rehinelerden biri olaydan sonra soygunculardan biriyle evlenmek için nişanlısından ayrıldı. Rehinelerin son derece ilginç davranışlarını inceleyen İsveçli psikiyatrist Nils Bejerot bu durumu Stockholm sendromu olarak tıp literatürüne kaydetti. Mart 1998 günü kaçırılan Natasha Kampusch tam 6 yıldır Wolfgang Prikloppel'in esareti altında türlü işkence ve istismara rağmen yaşam savaşı vermeye devam etmektedir. 10 yaşında küçük bir kızken annesinin kollarından koparılan Natasha artık ergen bir genç kızdır. Uzun süredir Wolfgang'a karşı verdiği psikolojik savaşta üstünlüğü sağlamış, saldırganı kendisini nadiren de olsa evin bahçesine çıkarmaya ikna etmiştir. Bahçede açan çiçeklerden birkaç tane koparıp 8 metrekarelik hücresine gizlice sokar. Bu çiçekler ona yaşama savaşında umut olacaktır. Tıpkı çiçeklerin yerin altından çıkıp açtığı gibi bir gün Natasha da yerin altından çıkıp bir çiçek gibi açmayı hayal eder. Tuvalet kağıtlarını kullanarak gizli gizli yıllarca tuttuğu günlüğünde annesini ne kadar özlediğini, neden kimsenin kendisini aramadığını, bu zindanda ölüme terk edilmekten ne kadar korktuğunu anlatır. Bu sırada Natasha'nın acı içindeki annesi neredeyse her gün kendi hayatını sonlandırmayı düşünse de kızının bir yerlerde yaşadığı umuduna tutunarak hayata devam etmektedir. Artık 10 yaşında 130 santim boyundaki Natasha gitmiş, yerine 16 yaşında gözü kara savaşçı bir genç kız gelmiştir. Ve bu genç kız sonuna kadar hayata tutunmaya devam edecektir. Karanlık hücresinde yıllar boyunca gözyaşlarıyla kaçırıldığı gün üzerinde olan elbisesine sarılır. Geçen yıllar Natasha ve Wolfgang arasında son derece çarpık, tarifi zor bir bağ oluşmasına sebep olur. Takvimler 2006 yılının Şubat ayını gösterirken Wolfgang Prikloppel 8 yıl önce kaçırdığı Natasha Kampusch'la birlikte bir kayak tatiline gitme kararı alır. Bu tam da Natasha'nın özgürlüğüne kavuşmak için yıllardır aradığı fırsattır. 8 yıl sonra ilk defa Wolfgang dışında bir insan gören Natasha, yaşadığı akıl almaz travmalardan dolayı ne yazık ki bir türlü kaçmak için gereken hamleyi yapamaz.
Birilerinin kendisini tanıyacağını düşünen zavallı kız, herkesin onun 10 yaşındaki halini hatırladığını fark edemez. Oysa o artık 18 yaşında genç bir kızdır ve hiç kimse gözlerine bakarken acaba bu 8 yıl önce kaybolan küçük kız mı diye düşünmez. Özgürlüğüne kavuşmayı umarak gittiği kayak tatilinden büyük bir hayal kırıklığıyla dönen Natasha tekrar 8 metrekarelik zindana kapatılmıştır. Bu kadar uzun zaman boyunca psikolojik ve fiziksel şiddetin her türüne maruz kaldığını göz önüne alırsak, Natasha'nın bir türlü kaçmak için cesaretini toplayamamasını gayet iyi anlıyorum. Natasha Kampuş'un esaret altındaki 3096. günü de önceki 3095 günle aynı şekilde başlar. Yine son 8 yıldır her gün duyduğu fan sesini duyarak uykuya dalmış, hücresindeki ampulün yanmasıyla günün doğduğunu anlamıştır. Yıllardır Wolfgang tarafından aç bırakıldığı için zayıf düşen bedeni, neredeyse kaybetmek üzere olduğu aklı ve artık alıştığı böceklerin arasında uykusundan uyanır. Wolfgang o gün Natasha'ya duygusal yükü çok ağır olan bir görev verir. 8 yıl önce küçücük bir kızken kaçırıldığı beyaz minibüsü temizleme görevi. Wolfgang aracı satmak için biriyle anlaşmış ve 23 Ağustos 2006 günü satışı gerçekleştirmeden önce Natasha'yı aracı temizlemeye zorlamıştır. Kendi iradesi olmayan ve hayatta kalmak için saldırganın her dediğini yerine getiren 18 yaşındaki Natasha, gözyaşları içinde yıllar önce kaçırıldığı beyaz minibüsü temizlemeye başlar. Hayatının, geleceğinin, özgürlüğünün çalındığı minibüsün arkasını elektrik süpürgesiyle temizlerken, Wolfgang da Natasha'nın hemen yanı başında durup onu gözlemektedir. Tam da o esnada Wolfgang Priklopil'in cep telefonu çalar. Hattın öbür ucunda aracı alacak adam vardır. Elektrik süpürgesinin sesinden dolayı adamı duyamayan Wolfgang, bir anlığına telefonla konuşabilmek için garajın içine girer. Natasha ise o sırada Wolfgang'ın bahçe kapısını kilitlemeyi unuttuğunu fark eder. 8 yıldan uzun bir zamandır esaret altında tutulan Natasha'yı özgürlüğünden ayıran yalnızca tahta bir kapıdır. Kader ağlarını örmüş ve bu fırsatı zavallı genç kıza ironik bir şekilde her şeyin başladığı beyaz minibüsün arkasında sunmuştur. Gözyaşları, umutsuzluk ve korkuyla geçen 3096 günden sonra Natasha 10 yaşında savunmasız küçük bir çocuktan savaşçı bir genç kıza dönüşmüştür. Tüm cesaretini toplayıp var gücüyle bahçe kapısına koşar. Sokağa çıkıp arkasına bile bakmadan dakikalarca koştuktan sonra bir eve girer. Evdeki yaşlı kadına "Benim adım Natasha Kampuş, 10 yaşındayken kaçırıldım. Polisi ara ve beni kurtar." der. Dakikalar içinde olay yerine ulaşan polis ekipleri Natasha'nın hala hayatta olmasına inanamaz. O sırada Wolfgang Priklopil'i yakalamak için neredeyse tüm Viyana Emniyeti'nin katıldığı bir insan avı başlar. Kısa süre sonra Wolfgang Priklopil'in cansız bedeni evinin yakınlarındaki tren raylarının üzerinde bulunur. Natasha'nın kaçtığını fark ettiği gibi aracına binen Wolfgang doğruca tren raylarına gidip hayatını sonlandırmıştır. Natasha Kampuş 8 yıl süren psikolojik satranç oyununda rakibi Wolfgang Priklopil'i alt ederek hayatta kalmış, özgürlüğünü kazanmış, ailesine ve arkadaşlarına tekrar kavuşmuştur. Artık acı, umutsuzluk ve korku bitmiş, yerini ömür boyu sürecek bir rehabilite süreci almıştır. Kısa süre sonra görülen duruşmada mahkeme, Wolfgang Priklopil'in Natasha Kampuş'u 8 yıl esir aldığı evi Natasha'ya verme kararı alır. Natasha evi kabul eder fakat mahkeme yer altındaki zindanın beton dökülerek kapatılmasına karar verir. Natasha bu karara karşı çıkıp zindanın kapatılmaması için uğraşsa da bu çabaları sonuç vermez. Günümüzde Natasha Kampuş hala korkunç anıları olan o evde yaşıyor. Hala santim santim evin her yerini temizliyor. Evi satın almak için kendisine çok sayıda teklif geldiğini söyleyen Natasha, inanılmaz acılar yaşadığı bu evin bir müzeye dönüşmesini ya da korkunç günlerinin anlatıldığı turistik turlara ev sahipliği yapmasını istemediği için evi satmayacağını açıkladı. Evdeki tüm eşyalar hala yerli yerinde. Natasha hiçbir eşyayı atmayacağını, bu evdeki her çatalın, her kitabın, her dolabın yaşadıklarını unutmamasını sağladığını söylüyor. Natasha özgürlüğüne kavuşmuş, Wolfgang ölmüş, artık ona kimse zarar veremeyecek olsa da o kadar ağır travmalar yaşamış ki
onu adeta Wolfgang'ın hayaleti esir olarak tutuyor. Yaşadıklarını arkasında bırakıp hayatına devam edemediği için eski tutsak hayatına devam ediyor. 10 ve 18 yaşları arasında kişiliğinin, karakterinin şekillendiği yıllarını 8 metrekarelik bir zindanda geçiren zavallı Natasha'nın tek bildiği şey esaret. Kaçışından kısa bir süre sonra başlayan terapileri ise yıllardır devam ediyor. Wolfgang'ın onda bıraktığı mental hasar belki de hiçbir zaman geri dönülemeyecek kadar ağır. 2010 yılında Natasha Kampusch, kaçırılışını, esaret altında geçirdiği günleri ve kurtuluşunu anlattığı 3096 gün adında bir kitap yazdı. 2013 yılında da bu kitabın sinema uyarlaması olan 3096 gün adındaki film vizyona girdi. 2 Mart 1998 günü okula giderken kaçırılan 10 yaşındaki Natasha Kampusch, yıllar süren akıl almaz bir savaş vererek yaşama tutundu. 23 Ağustos 2006 günü, kaçırıldıktan 3096 gün, yani neredeyse 9 yıl sonra 18 yaşında genç bir kadın olarak kaybettiği özgürlüğüne tekrar kavuştu. Natasha'nın mucize kurtuluşu, binlerce kilometre uzaktaki Amerika Birleşik Devletleri'nde olayı televizyon ekranlarından izleyen esaret altındaki 3 kadına yaşama tutunmak için ilham kaynağı oldu. O 3 kadının neler yaşadığını anlattığım 2 videoluk belgesel serisine de buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.